Selamun Aleyküm. 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 Kardeşler hoş geldiniz. Şuraya bak. Rabbini tanımak istemiyor. O sistem var bizde. Şuraya bak. Gözümü girer gibi şey gibi şey, çekti. Nefis denilen bir sistem bize rağmen çalışıyor. E böyle bir sistem var. Sana der mi ki sen çok iyisin ya yani kral gibi adamsın. Demez ki sen çok kötüsün. Sen bittin zaten sen. Tutunacak bir şeyin kalmadı. Paldır küldür hemen mevzeye gir yani garibime gidiyor ya bir sistem. Şimdi sistem oruç ya şimdi. Oruç olduğu için ben başka bir şeyden bahsedeceğim. Euzubillahimineşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak gecemizi, gündüzümüzü mübarek eylesin. tefikini refik eylesin. Bizi, bizi bırakmasın. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ihsan ettiği lütfu, ihsan-ı keremi bize de ihsan eylesin. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı... ...ikram, ihsan, lütuf ve kelemi olan hizmeti, i imaniye, Kur'an'ı elimizden almasın. Bizi, bizi bırakmasın. Biz, bizi unuttuğumuz zaman o rahmetiyle bizi kuşatsın inşallah. Çocuklarımızla imtihan etmesin ama olacağız... Arap suhli de geçirmemizi nasip eyle. Çocuklarımızdan İslam'a ve Kur'an'a hadimleri yetiştir ya Rabbi. Çocuklarımızı Nemrut, Şedat ve Firavunların sistemlerinin hepsi emin eyle ya Rabbi. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Anasından doğduğu gibi kul hakkı kazanamaz oluşlar hariç. Onlar hariç. İnşallah temizleniyor. Zina, içki, kumar da mı? Dönülmeyen günaha Allah üzerine alıyor. O yapılan günahlar üzerine dönülmezse yani nasıl töbesi deniliyor. Cenab-ı Hak onu da inşallah affa layık eder. Şimdi ben Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan nellezi unzile fihil Kur'an huden ve beyinat minel huda vel furkant. Kardeşler her tarafta bu Ramazan dersi olacak. Oruçla alakalı. Oruçun faydaları, oruç öyle yapıyor, böyle yapıyor. Zaten anonsta da geçmişti. Nefsin cehennemi olan Heva. En sonuna şunu koydu. <laughs> Bak nefis ee, doğrudan doğruya mevhum rububiyetine yani ilahlık iddia ediyor. Nefis. Böyle bir şey var. Şimdi bu sistemden bahsedeceğim. Nasıl çalışıyor? Şöyle çalıştım. Özet çıkarttım külliyattan. İslam alimleri, İslam filozofları, gavur filozoflardan da baktım böyle bir sistem zaten öyle bir şey zaten kabul etmiyor. Nefis bir şey yok. Vücudu ben diyor. Yani vücuda ben diyen insan vehim ve vesvese psikolojik hastalıktan kurtulamaz ki. Yani ben de ortaya çıkan düşüncelerin hepsi sahibi ben isem onların onun altına kalkamazsın ki. Şimdi ben burada insanda çalışan bir heva var. Heva. Burayı okuyayım mesela. Ra şu başta Ramazan-ı Şerif'in orucu. Oruç. Üç tane şey var. Girmeyeceğim. Tabi programımız Ramazan'da teravih oluyor. Her gün e, ders yapacağız. 29. Söz'deki e, hayat, ruh, şuur onu takip ediyorduk. Üçte bir yapabildik <laughs> bir ayda geçen sene. Bunu devam edeceğiz inşallah. Diyor ki Ramazan-ı Şerif'in orucu. Şurası. <laughs> Oruç, sam, siyam. Üçü de farklıdır. Arapça da aynı gibi geliyor ki. Değil yani. Doğrudan doğruyan doğruya, nefsin mevhum rububiyetini kırmak. Yani rububiyet ben Rab, ben ilahım diyor. Böyle yani bir sene tepemize binmiş. Hastasın diyor, hasta etti. O sana böyle dedi diyor, aramızı açtı. O sana böyle demek istedi diyor, bizi perişan et. Bizde bir heva var, hevadan bahsedeceğim. Direkt oruç o hevaya vuruyor, hevaya. Heva neymiş ona gireceğiz. Heva hemen de söyleyeyim, İlah iddia eden sistem. İlah. Kendisini ilah iddia ediyor. Bunu bu hevaya azabın her çeşidini vermiş. Ne aklınıza geliyorsa öyle geçiyor. Sırf Ramazan'la ancak durmuş. Size başka bir şey de anlatayım. Allah kendisi kusursuzdur. Kusursuz bir Rab Allah'a ayna. Ayna düşün böyle. Güneş, ayna. Haşa. Misal için. Cenabak güneş olsa. Bu ayna ruhtur. Allah'ın kusursuzluğuna ayna olmamızı istiyor. Dolayısıyla insanda kusursuzluk istiyor. Kimi seviyorsa hocasını, abisini, peygamberini, rabbini burası çok önemli. Kusursuz gör, görmek istiyor. Kusur aramıyor. Aramaz. Kusursuz olacak. Kusursuzluğu aradığı için tenkitler çıkıyor. Tenkit oradan çıkıyor. Şimdi ne diyeceğim? Allah ben kusursuzum. Bunu anlaman için ayna yapmış bize kusursuzluk isteği, talebi var, meylimiz var. Kusursuz görmek istiyoruz. O neyle tatmin olur? Allah'ın kusursuzluğuyla. Kusursuz ya Allah. Onunla tatmin olmasa, ha halka döndüğü zaman herkes de mutlaka kusur arıyor. Kusur aramasının sebebi buradan geliyor. Niye kusur? Nereden geliyor? Niye kusur arıyorum? Bu kadar hizmeti var, bu kadar iyi adam. Ben de çok rezilim. Onun günahına şahit değilim ama ben kendi günahıma şahidim. O benden daha iyi. Niye? E onun günahına şahit değilim, hep iyiliğine şahidim. Niye kusur arıyoruz? İnsan niye kusur arar? Sebebi Allah'ın kusursuzluğunu anlamak için kusursuzluk, kusursuzluk arama meyli var. İnsanda arzu var. Kusursuz. Onunla tatmin olmasa Allah'ın kusursuzluğuna, aynayı çeviriyor insana, kusur arıyor. Kusur aramasının sebebi Allah'a çevrilmeyen aynanın, aynanın, yani Allah'ta olan özelliği kul, kulda arıyor. Allah'ta olması gereken özelliği, Ustad da şey diyor, işgüzar yani cenab Hak için. Yani olur da öyle bir e, menfiye tanrı diyorum. Öyle bir tanrımız olsa ki düşe kalka bir şeyler yapıyor, kainat elini burnuna bulaştırmış. Tahlü küfür, küfür olmadığı için söylüyorum. Öyle bir şey olmuş ama Rabbi şey, ilah, Tanrımız olsun. Menfiye Tanrı diyor. Ama öyle değil Cenab-ı Her şey mükemmel, kusursuz. İşte diyor ki benim kusursuzluğumu anlaman için sen de bir meyil koydum. Kusursu, kusur arama, kusursuzluk olsun it, itaat ettiğin şeyi, sevdiğin şeyi. O Allah'a ait iken biz onun aynayı o güneşe çevirmemiz gerekirken mahluka çevirdi. Bunu halka çevirmiş. Halka çevirince kusur aramak buradan çıkıyor. Bu nereden geliyor? İnsanda bir heva var. Heves demiyor, his demiyor. Heva ilahlık istiyor. Kur'an'da 28 yerde geçiyor benim bulabildiğim. Menittehaza ilahahu hevahu. Yani o nefsini ilah edineni görmedin mi? Nefsini ilah edilmek. başkasın. O hevadan bahsedeceğim. Oruç ona vuruyor. Heva e, yani Ramazan hevanın cehennemi. Ancak oruç durduruyor. Azap versen de hiç dinlemiyor. Bak diyor ki nefsin mevhum rububiyetini Rabbim diyor. Kırmak, atsını göstermekle ubudiyetin bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki nefis Rabbini tanımak istemiyor. Ben de ilahım diyor. Düşünebiliyor musun? Böyle bir sistem çalışıyor. O sistemin adı heva. Arzu istek değil bu. Ben ilahım diyor. İlahlık taslıyor. diyor. Rabbini tanımak istemiyor. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Ne özelliği vardı? Öne çıkan he? kibir. Nemrut? İnat. şedat, Gurur. Kur'an'da üç şans alelen ifade edilip de Allah'a kafa tutan. Hud Aleyhisselam'a demiş ki o senin Rabbin diyor göklerin Rabbidir diyor. Ben yeryüzünün Rabbiyim diyor. Ve öyle bir şehir yeryüzünde yapılmamış diyor Kur'an'da. İrem bağlarını yapmış. Şeddat 700 senede yapmış. Ne kadar azaplar çektirilse insanda o daban onda kalır. İlahlık. Ramazan ona vuracak. Fakat Açtık da o damarı kırılır. Daha önceki şeyde Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur kırar. İlahım diyor. Ben ilahım diyor firavun. Şeddat. İlah. Bak o diyor. O diyor semaların göklerin Rabbi ise ben yeryüzünün Rabbiyim diyor. Böyle bir adamlar ya. Lan normal adam yani geri zekalı değil bunlar ya. Akılsız ama zeki, aptal, deliden firavun olur mu? Dahi bunlar. Aptaldan firavun olmaz ki. İşte Ramazan şerifte kuruluş doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. At sınıf zafını fakrını gösterir. Apt olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş hadis-i şerifte. Allah nefse diyor. Ben neyim? Sen nesin? Bu sistemi anlatacağım işte. Onun için buradan girdim. Nefis demiş ki Cenab-ı Hakk'a diyor ha. Nefis öyle canlıdır, ruhludur, şuurludur, vücudu var. Nefis yedi mertebedir. Emmare, levame, muhlime, mutmayne, safiye, natıka. Ama en şeri budur. Ama Allah bu diğer mertebeleri yemin ediyor. Aynı seninle konuşur. Sana fısıldıyor ya Allah da ayette diyor. Nefsiniz size ne dediğini ben biliyorum diyor. Senin hakkında şöyle düşünüyor. O var ya gibi sen ha, hep bu fısıldayan o adam Allah karşısına aldığı bir şey işte hayal ba bahsetmiyor Mahluktur ya Nefis 18 bin alemi kulasızız. Siz ben oturmuyorum burada burada kimler var biliyor musun? Bazen ben yokum herkes var burada bazen ben yok bir bakıyorum oho duman etmiş almış kafasını gidiyor sonra ben ne yaptım ya ne dedim ya Ah ben onun kalbini kırdım ya ben ben niye dedim ona? E sen değil miydin o kıran? Değildin işte. Böyle bildiğin zaman o kadar rahatlıyorsun ki vay be içimden geçen o kötü sözler, o kötü anılar, o kötü şey, haller, vesveseler iyi değilim, vefat edeceğim, imansız gideceğim, ya Allah inkar edesem vesaire. Hep o diyen ben <laughs> değilim ya. Ustad diyor ki senin olmadığın delil nedir? Rahatsız olmandır. Böyle bir sistem var arkadaşlar. Devam vurguluyorum. Yani benim dışımda ama bende. Böyle bir sistem çalışıyor. Allah karşısına koymuş ki ona demiş ki ben neyim sen nesin? Hikaye değil bu. Nefis demiş ki bu adam bende olan sizde yok da ben benim sen sensin demiş. Allah'a diyor. Ben benim sen de sensin. Azap vermiş. Cehenneme atmış. Yine sormuş. Yine ne demiş biliyor musun? Yani demiş ki ben neyim sen nesin diye sormuş. Azap vermiş. Cehenneme atmış yine sormuş. O da demiş ki ene ne ente ente ben ben sen de sen. <laughs> ya bu sistem. Şimdi Allah'a isyan eden bir sistem size itaat eder mi? Ben de var, sende de var. Ben tanınayım, ben bilineyim. Firavun gibi ya. Öyle bir inat, öyle bir kibir, öyle bir gurur ki Allah Allah muhafaza etsin. Bizde ha bastırılmış da uyanmıyor. Bastırılmış duruyor aşağıda. Bir ve üzerindeki o yay kalksa var ya boğar seni boğar işte o üzerindeki yay ne demek sabahlara kadar youtube'larla videolarla oynamak üzerindeki ağırlık kalkıyor ondan sonra nasıl yansıyor Uf, terleme başlar düşünce bozuk, bozukluğu başlar vehim başlar vesvese başlar kendini putlaştırmaya şey yaparsın bedeni ilahlaştırırsın ölüm endişesi seni deşete sokar hayat perestik ehli dünyalık başlar da başlar hep bu şey ayette söylüyor. Şeytan kime iner söyleyeyim mi? Diyor. Yani günah işleyen. Şimdi demiş ki yine demiş ene ene ente ente hangi nevi azap vermiş? En aniyetten vazgeçmemiş. Sonra açtık il azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş. Ben kimim sen kimsin? Men ene ve ma ente. Nefis demiş ki ente Rabbi rahim. Ben el aciz. Yani sen benim Rabbim, Rahim'imsin. Ben senin aciz bir abdinim. El freni çekmiş, takoz koymuş. O nedir o sistem? Ondan küllattan topladım. Aa şu. Oruç tutacağız da birkaç gün. Bilerek tutalım ki kime darbe vuruyor? Nefse. Nefsin nesine? Hevasına. Ben çizdiklerimi okuyacağım çabuk çabuk. Zamanınızı almayacağım. İnsanın mes'i manevisine sebep olmaktır. Yani... Simayı değiştiren çakal gibi, domuz gibi e, sırayla çakal, maymun, çakal, yılan, ayı, domuz. Lematta geçiyor. İnsan şöyle bozulur. Taklitçi olur, maymuna benzer ruhu. Biraz da ilerlerse çakal olur, yırtıcı olur. Biraz da ilerlerse yılan olur. Biraz da ilerlerse bozulması ayı olur. Ruh sayısı boşuna demediler. Sonra domuz olur. Domuz olması eşini, namusunu hiç kıskanmaz. Düz olur. Son durak da burası. Diyor ki ne manevisi ne demek? Eskide Cenab-ı Hak bazı kavimleri hayvanlara dönüştürmüş. E, maymundan insan olmamış ama insanda maymun olma Kur'an'da var. Insandan maymuna dönüştürülmüş var yani. Kur'an söylüyor. Yılana da çevirmiş, domuza da çevirmiş, şey de çevirmiş, e, maymuna da çevirmiş. İşte ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a miraç'ta söz verdiği için si, suret olarak dönüşmeyecek, ruhu dönüşecek. Ruhu e, hayvanlaştıran sistem, heva, oruç ona vuruyor. Mayen ve müşahhas olmamış, kalpteki manaların, menfi veya müsbet manaların meyilerimizi uyandırma sistem. Yani nefsani arzularımızı uyandıran, dürten bir sistem, heva, oruç ona vuruyor yani heva bize böyle vururken biz de oruçla ona vuracağız. Başka bir şekilde durduramazsın hevayı. Yani bundan sonra oruç tutarken kime vuruyorsun? Ne bir heva diyeceğiz. Yani nereye gidiyorsun? Arnavut köyü. Tam da neresi? Ha. Ee, nereye vuruyor oruç? Tam da neresini nefsin hevasına vuruyor. Nefis kördür. Heva sağır olduğu için vahiy duymayan Bektaşi gibi ademi teviller yapar. Ya öyle de ben aslında onu kastetmemiştim yani. Öyle de yani ve tevil ediyor ya o heva yapıyor. Aynı Bektaşi gibi. Bektaşi demişler ki niye namaz kılmıyorsun? La takrebu sela demiş. Kur'an'da var demiş. Namaza yanaşmayın demiş. E devamı okusana. Hafız değilim demiş. Ben tüm sigara içkiliyken yanaşmayın var Hafız değilim demiş. Bu e, Bektaşi'ye hevaya nispet edilmiş. Yani tevil eden bir sistem. Mutlaka üste çıkıyor. Nefis kördür, heva sağır olduğu için vahiy dinlemeyen bir sistem. Vahiy kulak asma, Kur'an okurken bizi sıkan, of yeter ya kapat şunu ya. Bu da ne ya anlaşılmaz şeyler ya. İçimizden o merak etme. Allah'a, peygambere, Kur'an'a küfürler gelecek. Endişe etme. O sistemin sistemin özelliğidir. Seninle alakası yok. Korkma. Sistem o Kur'an'da nefret eder. Şimdi çok tuhaftır. Ramazan sizi oruç geçmiş ümmetlere oruç farz olduğu gibi size de farz olmuştur ayeti konması gerekirken bu Ramazan Risalesi'ne bu ayda Kur'an'ın indirilmesine dair ayeti ustad koymuş. Şehrul Ramazan Ünzile fil Kur'an ilahir ayeti koyması Kur'an ayı olduğundandır. Esas. Kur'an'a muhatabiyet. Elbette ki okuyacağız şeyini, şeyini, suretini ama Kur'an'ın hakikatına muhatap olacağız. Kur'an ayı. Nasıl ki bana soruyorlar. Çok çok şükür götürdük gittik. Haca abi orada en nereye kuvvet verelim? Diğer yerlerde yapamadığına kuvvet ver. Haçta, Ümre'de ne yapalım? Abi Kur'an mı içiyor bu? Kur'an burada da yapar. Abi namaz, namaz burada da yapar. Ne yapamazsın burada? Tavaf yapamaz. Tavafa kuvvet ver. Nefsin aklı gibiymiş. Heva neymiş? Nefsin aklı. Heves de nefsin nefsiymiş. Heves nefsin nefsiymiş. Heva da nefsin aklı, aklıdır. Bak demek ki nefsin aklı varmış. Nefsin de nefsi varmış. Arkadaşlar şeytanın şeytanı var mıydı? Nedir o? Şeytanın şeytanı var mıydı? Şeytan nasıl şeytan oldu? Kokulluk yapıyordu. 8 tane sıfatı onu şeytan yaptı. Nerede söylüyor? 15. sözde. Oraya bakarsınız. Yani demek ki heves nefsin nefsiymiş. Heva, nefsin aklıymış. Adam bir sistem ya. Nefis denilen nefse, nefsi emmare. Levame mulime mutmaine raziye safiye. Natika var ya bu. Komplesi bir paket. Nefis denilir. Bir tanesi şerdir. Bu adamın aklı var. Heva. Bu adamın hevesi var. His. Heves. Bu adam. Ya hiç, tanıdın mı içeride? Karacire bölbekten bahsetmiyor. Bir tane söyledi. Ya içeride böyle şeyler hocam dedi ya. Karaciğer var, böbrek var, dalak var. Aferin lan. Doğru söyledin ya. Hakikaten karaciğer, dalak, böbrek. De var. Hidayetin zıttıymış. Heva. Oruç hevaya vuruyor. Oruç hevaya vuruyor. Heva bize nasıl vuruyor? Hidayetimize manidir. Gayri zaruri zaruri getirmeye çalışan. Bu telefon lazım sana. Bunu değiştir. Arabayı değiştir. Eşini değiştir. Ya başka bir tane al ya. Ondan sonra ya bunlar niye evlendim ya. Daha önce şunlarla da görüşmüştüm. O olsaydı keşke. Hep bunları söyletti o adam. Heva. Ulan nereden geldik diyor şimdi. Şimdi nereden geldik bu derse diyor ya. Dettiren gene o heva. Bu adam. içeride Dürtüyor. İstibdat eden. Böyle eziyen sana. Yani ben iyi değilim. Öyle. Peki nasıl anlarız? Ezilirsin. Ümitsizliği atar. Yeğisi atar. En berbatı da. Şeytanın gayesi günah işlettirmek değil. Bunu bazı yerde söylediğim zaman bazı okumuş insanlar kızıyor böyle bir anda ama bak nefsin gayesi günah işlettirmek değil. Nefsin gayesinin gayesi günah işletip onunla yeyse ümitsizliğe atmaktır. Yeyis mani erkeme aldır. Çünkü günahlar kafir etmez ama Allah'tan ümidini kesmek kafir eder. Tövbe etmek şartıyla tabii de günahtan. Demek ki günah ne işlettiriyor? Onun da yeyis atmak için. Heva yaptırıyor şeytan günah işlettiriyor. Günahı da ümitsizliğe döndüren hevadır. Sen adam mısın ya? İmanın olsaydı bu günah işlemezdi. Bu kadar şey anlatıyorsun, bu kadar dinliyorsun. Bu kadar böyle sohbetlere gittin. Bu kadar şöyle şöyle bir adamsın. Sen bak bu ne haldesin lan? Adam mısın lan? Senin imanı yok lan. Ne imanı? İmanın olsa bunu yapar mıydın, içer miydin? Dettiren bu adam. Hiç kale alma. Bu adam. Günah kim işlettiriyor? Şeytan. O günahı kullanıyor ümitsiz diye. E, tövbe et işte. Adem Aleyhisselam babamızdan bize miras ne kalmış biliyor musunuz? Cennet değil ha. Tövbe mirası kalmış demiş. Ulema ittifakla demiş. Tövbe sistemi bize miras kalmış. İyi ki tövbe etmiş elhamdülillah. Tövbe sistemi çalışıyor bizde. Gebersin heva. Tövbe sistemin var elhamdülillah. İçi boş sıfır gibiymiş. Heva e, hep kötü değil ki. Sıfır sayısal değeri var mı? Yok. Niçin yok? Bütün sayısalları göstermek için. Kara delik gibidir. Adem gibidir sistem. Heva aynı sıfıra benzer. Niye? Artı ve eksi koordinatları belirliyor. Sıfırı kaldırırsanız 1-2 olur mu? Hiçbir şey olmaz. Sıfırı kaldırın. 1 olur mu? 1 olmayınca 2 olmaz. Her şeyi gösteren sıfırın Kendisinin sayısal değeri yoktur. Bu hevadır. İnsanın insan olduğunu söyleyen budur. Ben insanım. Ben insanım o Allah'tır. Bu sistem doğru çalışırsa, yanlış çalışırsa sıfırdan sol tarafa doğru eksi bir, eksi iki, eksi üç olur. Bu taraf olursa artı bir, artı iki gidiyor. Yani heva mutlak şer olsun diye değil. Cenab-ı Hakk'ın mutlak kemaline ayna olsun diye mutlak ilahlık iddia eden aynadır. Mesela güneşi gösteren bir ayna düşün burası. Bu ayna. Bahçeyi yansıtırsın. Ama ben, ben, bakınca ben beni yansıtmaz. Bu ayna haşa güneş şemsezeli olsa ayna ruhtur. Aynada temesulat işte Cenab-ı Hakk'ın taayunatıdır. İşte bunu kirleten, bunu kıran camı veya tutmayan ona hevadır. Ama eğer heva olmasa Allah'ın zatına ayna olamayız. Heva meleklerde yoktur. Sığırda yoktur. Mesela sığır düşünün. Bu ot kabul edin. Çok şiddetli ihtiyacı var sığırın. Ama ona diyorum ki sığırcım bu otu yeme. Bir saat sonra yiyeceksin. Dinler mi? Köpeğe desem ki bu kemiği bırak. Çok şiddetli ihtiyacı var. Ya bir iki saat sonra ye ya ben sana bir kamyon vereceğim. Dinler mi? Ama insan der ki şiddet ihtiyacı olduğu halde hayır yemiyorum. Niçin? insan olduğu için. Ya ama bunu söyletilen ben insanım. Bu hayvan, bu melek, bu Cebrail, bu Kur'an. işte bu e, insana benliği de verdirmesine sebep olan budur. Benliği de kaldıran, insanlık dışı yapan, insanlıktan aşağı indiren siyonistler gibi hevadır. Diğer insanları Yahudi olmayan herkes köle ve köpektir diyor. İnsan kabul etmiyor Yahudi dışında bizde Müslüman Rus da olsa, Fransız da olsa Müslümandır. Sen Yahudiliği kabul etsen bile Yahudi değilsen ırkından Yahudi olamazsın. Çünkü sen hayvansın. Öyle yani böyle. Bu hevanın simgesi beşer dünyasında Yahudi diyebiliriz. O zaman bizim sualimiz olabilir mi? Evet. Her şeyin ifratı, tefreti, vasatı var dersiniz ya. Denir yani. Gelecek şimdi. Evet. Hevanın. Tamam, Söyle bakalım. bak. Nefsin vasatını yedi kademe olarak belirliyoruz zaten. Tamam. İfratı, enaniyet, tefriti de heva olabilir mi acaba? Bak, heva, heva ayna oldu mu yedi mertebe sünnet-i ile dizginlenir. O sünnet-i seni sana hakkını veren oruçtur. Başka hiçbir şeyle yapamazsın. Tefriti kendini ilah edinir. İfratı şeyhini, hocasını, bilmem nesini, şarkıcı, kadın falan ilah. Sen benim ilahımsın ben sana tapınıyorum e veya işte siyasi lider olur vesaireler olur. Tapınmak var ya kendi dışındakilere tapınmak ifrattır. Kendinizi ilah şey yapmayın onu da insanları da ilah edilmeyin. İlah edinen acep bir sistem oruç vuruyor. Bu sistemi de bu sistemi vasata getiren ifrattan vasata tefritten vasata getiren heva sistemidir. Heves demiyorum. Heves nefsin bu yedi paket nefs emare edemiyorum. Nefsin nefsi hevestir. Telefon değiştirmek, araba değiştirmek heves yani. Hayat perest, ehli dünya olmak. Ama nefsin aklı ise bunu hevadır. Tevil ettirir. Seni olmayacak kuyulara atar. Onunla ümitsizliğe atan, Allah'tan ümidini atıp da kesip de yeyse atan bu heva sistemi. Hevaya sistem diyoruz. Nefsi dizginleyen veyahut da salıveren. Sal evet. Hiçbir zaman şey ama vasata getirmek. Sünnet-i seniyle mümkün. E tamam da nasıl gelecek bu? Ne yapar? Zekatla gelmez. Namazla da gelmiyor. Namaz namazda beni uçuruyor. Alıp götürüyor. Ama bak pazartesi ne olacak bu adam? Dört gözle bekliyor. Vallahi bekliyorum ama o alçak heva var ya. Affedersiniz yani. O alçak heva ne diyor biliyor musun? Ulan önümde bir ay var. Çok kolay geliyor. Vallahi de istiyorum. Fakat o Ramazan'dan sonra altı gün var ya düşündükçe aklım gidesi geliyor. Nasıl yapacağım onu? Nasıl yapacağım? O altı gün var ya Şivan. Şimdi de bana ağır geliyor. Oruç bir ay hiçbir şey gelmiyor. Çaktırmadan bize de sinyal mi veriyorsunuz? Altı günü tutun diye. Vallahi bana yapan bu. Sizde de var galiba bu. Hiç bu sistem. Abi. Bizim kuvveti. <laughs> o altı gün Allah'ın izniyle bak ne oluyor. Ona vuruyor. Devam. Hidayetin zıttı gayri zaruri zaruri durumuna getiriyor. İhtiyaçtır diyor bu heva. İstibdad eder. Tahakküm eder. Otur. Kalkma. itaat et. Böyle. Tahakküm eden. Heves tahakküm eder. İçi boş sıfır gibidir heva. Hiçbir anlamı yoktur. Sayısal değeri olmayan sıfır gibi ama bütün sayısalları o gösteriyor. Heva. Her olunmamış Mayen olmamış manalara zeminsiz zemin olan Adem'i sıfır gibi. Açıyorum oraya görüyor musunuz? He. Buradan okuyayım size daha kalsın kafanıza. Sıfır gibi. Her oluşmamış, Risale'den buldum cümleler. Yani manalar. Muayene olmamış manalara zemin, zemin olan Adem gibi. Yani e, Allah hakkında, Allah nasıl bir şey? Allah nasıl ilah? He, ben nasıl ilahlı kitle ediyorum ya. İlah. Yani beni bir serbest bıraksalar herkes beni sevsin. Her şey bana itaat etsin. Her şey benim olsun. Her yerde olayım. Hiçbir yerde olmayayım. Her çeşit lezzeti alayım. Hiçbir şey alışmayayım. Bunlar hep bana söylettiren bu sistem. Ama Allah'a ayna olmak için verilmiş. Yani zulüm olsun diye verilmemiş. Menfi tarafı böyle. Sıfır gibi. Sıfır hem eksi hem de pozitif. Zeminsiz zemin olan eva. Allah'ı, Allah'u alem benim anladığım, daha kalbi yeni öğreneceğim. Kalbe girdik. Çok şükür kafa, vicdan projesini bitirdik 10-12 sene. Şimdi kalp ne olduğunu bilmiyor. Kalp projesine girdim. Böyle 5-6 sayfa yazma. Allahu Alem kalp ona da gireceğiz. Aynı akıl haritası gibi haritasını çıkartacağız inşallah. Allahu Alem kapta, kapteymiş bu. latife insaniyede gibi geliyor bana bu adam. Bu heva sistem. Çünkü vücudu Adem'den tebaüt ediyor. Manalar da kapten uyanıyor. Ha, He, çizileni ben şey yapayım, hepsini okumayayım. Çünkü Ramazan hakkında biraz da okuyacağım. Hevanın akıbeti yok. Heva öyle bir şey ki. Maziye vahyesar sar, ahirete kör eder. İnsanı hükmettiği zaman. Mazi nedir? Vahiy. Yani vahi geldi ya. Ahiret nerede? Ön tarafımızda geleceğimiz bizim. Maziye vahye sar ediyor. İstikbali bizi kör ediyor. Oruç olduğu zaman el fren çek, takoz koyup bütün sistem devre dışı olunca ha çok tuhaf. Sünneti i seniye, seni sevmemesinin sebebi o zeminde tahakküm edemiyor. Sünneti i seni hiç sevmez. Sakalları sevmez. Çarşafları sevmez. Din, imge ve simgeleri hiç sevmez. Peşine ver. Pis. Yobaz. Ya. Heve, heva o adam. Her taraf. Acayip bir şey. Hutumuz bizi yutan balığımızdır. Yunus Aleyhisselam misali gibi. Bizi yutuyor. Dini, imge, simge, sembollere, alametlere düşman. Heva. Yutmuş. Hut. Balık yutmuş bu adamı. Ha, Yunus Aleyhisselam misal. Kör ve görmüyor. Vehmi aldat, aldatıp vehmi ifrat moduna taşıyan. Çok önemli bu. Hastalık ve musibetlerde durulur. Yani sen hastasın, iyi değilsin, sen kansersin. Bir dolar da onu oraya bağlar, onu da oraya bağlar. O ağrıyor, oraya şey yapar, tamam hüküm verir. Peki neyle durur? Hastalıklarla, musibetlerle veya oruçta durur. Başka durduramazsın. O taşı varlandı, taşı veya dozer gidiyor. Gor 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 gor. Elle çeksen dozer durdurabilir misin? Durmaz. Bu hevat aktif oldu mu dozer gibi. Ya hastalık, ya musibet, ya ciddi bir dert veya oruç. Ulan bizde bizde çalışıyor sizde bilmiyorum var mı bir sistem? Bende var ha. Bu adam çalışıyor. Var ya böyle kafa elmez, ahlale, boyun balları gibi böyle. İndirmez. gurur kibir, her şeyi biliyor alemi sahibi sanki patronu gibi e, tenkide eleştiri hiç, hiç tövbe canım haşa gibi hep bu heva hut gibi yutmuş bizi balık gibi ne neyle yok oluyor biraz günahlarla besleniyor hastalık ve musibetlerle de durdurulabiliyor ani lezzetlerin peşinde olmasının sebebi günahlarla beslendiği için insanı ademe nasıl ki kainatta kara delik var kainatta kara delik vücudu varlığa yuttuğu gibi yani kara delik çay kaşığı kadar bir yer koca 1 milyon 400 bin defa büyük olan güneşimizi bile yutuyor. Çay kaşığı kadar bir şey yani. Ya bu kadar ufak şey. Dünyayı demiyorum ha. Dünyadan 1 milyon 400 bin defa büyük olan güneşi fıt, yutsa kara delik fıt, toz toz gibi geliyor. Heva da aynı bizde böyle. Bütün sayıları yutan sıfır gibi. Hiçbir sayısal değeri yok. Hiç adam da tok olmuyor. Ne ile çarparsanız çarpın sıfırlıyor. Acayip bir şey ya. Adem'e nasıl ki kainata, kainata kara delik vücudu varlığı yuttuğu gibi heva da insanı ve insanın amellerini Adem'e atma sistemiymiş. Heva. Cehennem fikri dimağı durdurur. Bak nasıl? Cehennemde bahsetsen bu kafa durur. Cehennem şöyledir, cehennem böyledir. Kur'an'da, hadiste desen fikirle kafa durur. His durmaz. Bak. Ha, cehennem fikri dimagdakini durdurur. Hastalıklarla da vicdandaki heva durur. Musibetlerle, dertlerle de kalpteki heva durur. Ruhta da şunat zatiyetlerin bizdeki karşılıkları mesela kontrolsüz şefkat var bizde bazen. Kontrolsüz şefkat. Uuu acıyor. Yani Allah'tan ileri şefkat ediyor. Öyle bir acıyor ki kontrolsüz. Şefkat ifrat etse, muhabbet. Sen affetse ben affetmem diyor. Bak bak şuraya bak. Ve onun için inkar ediyor. İşte ifrat olmuş şefkat, muhabbet, sevk, şef, lezzet, memnuniyet ve iftihar gibi mukaddesleri biz de nümunelerini vasat moduna atar. Demek ki kısaca iç alemimden bahsediyorum. İç alem dört sistem. Kafa, gir içeri biraz da vicdan, gir içeriye kalp, gir içeriye ruh. Kafadaki bu hevayı durdurmanın yolu fikirdir. Ee, vicdandaki durdurmanın yolu histir, hastalıklarla olur. Kalpteki hevayı durdurmanın yolu musibetlerle olur, dertlerle olur. Evet. Duyguyu da aktif ediyor. Dört yeri aktif ediyor. Akılda fikir uyandırıyor. Vehim yaparsana, Vehim yani olmayan düşünceleri var eder. Kalpte vesvese yapar. Vesvese kalbe aittir. Vehim akla aittir. Çok ciddi bir tespittir bu. Yani eğitmenler ve doktorlar için çok mühim bir bilgidir bu. Vehmin yeri dimaddır Olmayan fikri üretir. Yani suyu zanlar verir, tereddütler verir, şüpheyi çıkartır, hastayım der, tansiyon der. Aa öleceğim diyor. Benim için her şey bitti diyor. Dün birisi arıyor, yoldayım. Abi ben ha, selam ve da yok. Abi ben tamam yolun sonuna geldim. Kuyunun dibindeyim. Bir bak dedim. Direkt ben de söylüyorum. Bir bak dedim kuyudan daha aşağı inecek yerim var mı? Abi daha yok dedi. Ha Şimdi bas yukarıya çık. Eğer aşağıda biraz yer varsa biraz daha Biraz daha aşağı inmen lazım. Çünkü denize biz indiğimiz zaman ee, bir bastığımız zaman daha çabuk çıkarız. Bas oraya. Demek ki heva bunu çıkartmak. Ee, dimağımızda behmimizi, düşüncemizi bozar. Vicdanımızda hissimizi bozar. Kalpte duygumuzu bozar. Ruhta latifelerimizi bozar. Bozduğunu nasıl anlaşır? Ruhu söyleyeyim, zor yer. Şefkatimizi ya çok yaptırır ya hiç yaptırmaz. İfrat, tefrit. Muhabbet, o tapınır. Paradır, makamdır, hocayım. Veya işte sevgilisidir, hocasıdır, şefkidir, putlaştırır. Bak şefkat, muhabbet, sevk, şevk, lezzet. Lezzeti ne yapar biliyor musun? İşte zina oradan şey yapıyor. Her şey, onun her şey odur. Başka? Lezzet, memnuniyet, iftihar. Bu ruhtaki bu yedi latifeyi ifrat yaparsa, her şeyin ifratı dışarıya, mesela karşıyı putlaşır put yapar. Tefrit olursa kendisini yapar. İşte akılda fikrimizi bozar, vicdanda hissimizi bozar, kalpte duygumuzu bozar, ruhta latifemizi bozar. Biz de onu oruçla bozarız. Duman ediyoruz. Ne yapar o zaman oruç? Akıl bozulmuş fikrimizi onun, aklını, aklımızı onun eline alırız, istikameti koyarız. Vicdanımızı istikamete koyar oruç. Kalbimizi de istikamete koyar ruhumuzu da. Abi benim oruç derdi bunu. Sen oruç tut karışma. O da onun tuzağıdır. Ya sen oruç de ya sen. Oruç adam mı ya sen? Sen oruç bir sürü günahların içinde oruçtum namazım. İşte onu da dettiren gene heva. Sağ vurup sol gösteren, vuran. Böyle alçak bir şey ya. Sen namaz. Ne namaz ya bunun. Parayla kadınlarla namaz kılıyorsun. Ne namazın olur? Dinikum, dinarikum, kıbletikum, kıbleti, nisaikum. Der sana. Ben böyle insanlar biliyor. Hem de ilahiyatçı. Niye namaz kılmıyorsun delikanlı? Abi ben dedi. Lan niye kılmıyorsun? Hayırdır? Altın dedi. ilahiyatın son sınıftası. Abi secdeye gittiğim zaman para geliyor ya diyor. Veya kadın geliyor. Dinikum dinarikum. Kıbletikum isayikum. Onlar diyor. Tam o anda geliyor diyor. Ben de aman ondan kurtul değil. Vesvese veyimden kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamak. Abi ne yapayım dedi. Kardeşim dedim kadınsız kainat var mı ki kadınsız namaz olsun? Olsun dedim içinde. Olur. Ya öyle mi ya sen ne diyorsun ya dedi. Duymadın mı? Yani usta ya arılarla böyle. Bu da şey yaparsan daha çok Musalat olur. Yani o şu yapmaya olur mu? Yok kardeşim sen bundan rahatsız olmuyor musun? Rahatsız olmuyor musun bundan? Oluyorsun. Demek senin işin değil o. Sen rahatsız olduğun bir şey sende saklar mısın? Ne oluyor abi? Kardeşim sen camiül ezdatsın. Zıtların cemi. Sende yok yok. Bir tanesi diyor ki abi ben çok kötüyüm. Niye dedim. Kafamda her şey var. Bir bak hele sen var mısın? Ben yokum abi diyor. Ben uzaktayım diyor seyrediyorum. Seyret lan işte. Seyret. Ben yokum diyor. Herkes burada. Ya o kadar keyifli bir sistem ki ya. Tanıdığın zaman bak. Aklı, aklın fikirlerini bozuyor. Heva. Vicdanın hislerini bozuyor. Heva. Kalbin duygusunu bozuyor heva, ruhun latifelerini bozuyor. Biz de onun dibine çökertiyoruz, üzerine biniyoruz. Neyle? Oruç da. Oruç bedenseldir. Kafasızın kafasında şirkin menba var. Şeytanın silahı, dünyaya çağıran ve sevk eden nefiste ve kuşu der ustad. Şeytan sofistayı, heva ise bektaşidir. Ahiretin üstündeki kalın perde olan hevadır. Bir adamı sokuyorsun. Ondan daha ileri vaz olur mu? Kefen ya. Bakıyor etrafa ona göre üzülme numarası yapacak. Doğuda parayla ağlama insanları tut tutulanı biliyor. İki kişi. Oturuyorlar iki tane kadın. Ben çeşitli yerlerde görev yaptığım için. Ondan sonra oturuyorlar. Biraz iyi alıyorlar. Baktı oradan iki kişi kapıdan gidiyor. Şöyle yapmıştı ezberlemiş. Şey vermişler. Bu adam şöyle yapmıştı şu kadar. Bir yere beş lira vermişti. Bir de köye İki tane su gelmesi için boru vermiş. Ee, tamam mı? Bir tanesine de yorgan vermiş. Olanı söylüyor. Yorgan vermişti de fakir bu karaların anasıydı da şöyleydi böyledi girdi. Ondan sonra iki kişi o iki alıyor. A atıyor. İçeri girdi biraz sonra girdi. Tamam. Ben onu takip ediyorum. İşim bu ya. Kesiyor. Sonra alışıyor. Başkası gelince de alıyor. Yani ağlama duvarı gibi yani. Yahudilerde de aynı böyle. Yalandan işte bunu heva, yap, heva yaptırıyor ya. Ahiret de öyle. Mezara bakıyor. Ya bundan daha ileri vazo var mı? Bakıyorsun hiç etkilenmiyor ya. Niçin etkilenmiyoruz sorusunu soruyorsunuz ya birbirimize. Heva tahakküm etmiş. Bak bak ne diyor? Nefis deve kuşu. Deve kuşu nedir? Ben deveyim dedim. Şey sen nesin deve? Yük taşı demiş. E tembel ya. İşine gelmedi. Ee, kanatlar açmış. Kuş deve kuşu. Ben kuşum demiş. Bu iş demişler. Uçmak da işine gelmemiş. Risaldeki misal biliyorsunuz. Baktı ki bu insanlarla uğraşılmaz. Kafayı kuma sokar. Niye sokar? Ben kimseyi görmüyorum. Kimse de beni görmüyor ama avcı hedef. Azrail şey yapar. İşte bu ins nefis aynı böyle deve kuşu. Kimseyi görmüyorum. Azrail mi? Çok canım ben Azrail'i unutmuşum. Ama o seni unutur mu? Onu Azrail'i unutan nefistir. Deve kuşu gibidir. Şeytan sofestayı Şeytan. Yani yapar yapar hiç kimse yok. Sofiste öyleymiş. Ben ben miyim sen, sen ben miyim demiş. August Comte kurucusu kendisinde şüphe etmiş. Ben hayalim demiş. Kendisine vücut rengini vermiyor. Biz yokuz diyor. E kendisini nasıl yapmış kardeşiyle? Ben o muyum? Ben ben o muyum? O ben miyim? Karıştırmış. Bu sefer kemikleri birbirine bağlamış. Boğazına ta asmış. Onu görünce demiş ki benim boğazımda demek ki ben benim. Sen de sensin. A, abisi nasıl olduysa bir gece aldı boğazından takmış kendisini. Olanı yazıyor kitapta? kitaptan böyle diyor. Sonra kalkmış adam bu sofestayı Güya abisi eğitecek bunu. Sen sensin ben benim. Değil mi? Bununla belirliyormuş kendisini. Boğazına taktığı kemik halkalarıyla. Bir bakmış ki beni ben yapan kemik onda ama ben benim gibi gözüküyor. Ben ben miyim sen sen misin diyor. Yoksa ben sen miyim sen ben miyim diye Kaçtırmış adam. Böyle birisine denk geldi. Abi gelsene dedi ya bu adam eee mevcudat inkarı, kendi inkar ediyor. Allah nasıl anlatacağım? Bunlar hep hayal almış. Bunlar hep hayal mı? O içimden gelecek. bir tane çakayım bu şuna. Bu da hayal. Yani aynı var yani Sofestay var yani. Hep hayalmış ya. Hayal atmışlar. Şeytan sofestayı heva ise bektaşidir. Tevilcidir. Yok canım ben öyle mi demek istedim? Hayır ya. Öyle anlatın canım. İşte Bektaşiye demişler. Niye namaz kılmıyorsun? La takrabu sele var demiş ya. Namaza yanaşmayın. E devam etsene. Hafız değil. Ben tüm sıkına. İçkiliyken oysa. Ahiretin üstündeki kalın perde olan heva. Gaflet veren heva. Vicdana galebe eden heva. Yakin imani temin eden temsilatlardan nefret eder. Ondandır ki Kur'an misalleri çok verir. Kur'an misal veriyor ya örnek peygamber kısaları. Onlardan çok nefret ediyormuş. İlimden daha çok misallerden nefret ediyormuş. Onun için örnek mi verdin? Kuduruyor. Allah Allah ben hayret ettim. Misallerden rahatsız oluyormuş. Ama tepesine bineceğiz işte oruçta. Başka? E, sefaatten beslenir. Günahlardan beslenir bu heva. Edeplerle haddini bilerek, hududunda kalarak, ileri tecavüzatını durdurarak terbiye olur. Şairlerle burnu kırılır. İslami örf anane. Onun için şair İslami'yi kaldırıyor adamlar. Muayenleşmemiş Adem'i vücudu var ki yani muayen bir vücudu yok hevanın. Her şey olsun diye böyle bir masadır, kalemdir, defter gibi vücudu yok. E, dur da ta ki yani bir vücudu yok ki terbiye edelim. Şu, yani sen kardeşim burada kal. Etrafını betonla çevirelim. Yok böyle bir vücudu. Gözse kapatırım. Bakma arama. Hevanın böyle bir vücudu yok. Neyle yapacaksın? Vücudu olmayanla. Oruçla. Hayali çok kullanır. Yürüyor. Hep hayal. Hep hayal. Hayal balonuna giriyor. Heva. Yani oradan çok da şey yapıyor. İnsanı heveslendiriyor. Heva insanı sihirliyor. Sihir. Yani tanımadığın sisteme hakim olamazsın. Sistemi tanırsan hakim olursun. Böyle bir sistem çalışıyor. Bir zahir, bir batın çalışıyor. Sırf zahiri ilimle, oruç, namaz, Arapça, hafızlıkla da olmuyor. Çünkü olsaydı bu tasavvuf veya enfusi sahalar gelişmezdi. İkisini beraber alıyor. Mülk, melekut. Beden, ruh. Beden ve ruh ikisi. Ama bedensiz ruh. Zahir ilimsiz batın. O zaman da adam firavun olur. Ben şuyum diyor. fıravunlaşmış Sönet-i seni bilmez. Kur'an'ı bilmez. Adab bilmez. edep bilmez. Ölçü bilmez. Helal, haram bilmez. Hukuk bilmez. Hak bilmez. Bunun, bit diyeceğim. Ne olacak ki? Ee, heva insanı sihirleyerek düşünemez hale getirir. Kaygı çok yaptırır. Korku. Hep korku. İlk önce abiler şeyden belden aşağı titremeye başlar. Krizi, kap krizi geçiriyorum, hiç yok. Heva, heva yapıyor. Yani ne yapıyor? Atak, atakları o yapar. Panik atakları var ya. İlk önce ayaklar titrer, buz gibi olur biraz. Üşürsünüz. İkinci şeyi, kuvvetlenirse, kale alırsan belden aşağı. Sonra vücut komple üşüyor ya. Vücut komple şey yapmaya başlar. Tam işte heva hali bu. Onu tıpta taki bedene yansıyacak. Doktor bedene şahittir. Gözlemler bundan kaynaklanıyor der. Doğru. Doktorun dedi doğru. Ama öteki tarafta heva bunu aktif etmiş. Esas bu atakların bir şey, bir şey değil bu. Bunun sana kazandırdığı var ya vehim. O çok tehlikeli. Keşke bedende kalsaydı. Ama o sana bir şey şey yaptı. Yani bir şey iz bıraktı. Ben panik atağı. Hiçbir şey değiliz. Korkma. Hiçbir şey değiliz. Kalıcı olursa o hafızada ders, o zaman der ki sen panik ataksın. Ama şuraya girme, tünele girme, arabaya girme, onunla oturma. bilerek söylüyorum. Tünele girmiyor. Vehmin etkileyerek aklı devre dışı yapıyormuş. Vehmi etkiliyor. Vicdanı aldatsın istiyor. Vicdanı aldatmak istiyor. Ruhu uyutsun, uyutuyor. Aklı devre dışı yapmak istiyor. Heva iptal hissedince günahları, vicdaniyatı rahatsız etmiyor. Yani iptal hissedince mesela dişçi bir iğne vuruyor ya iptal oldu. Vurdun ya iğneyi. Vurdun. İptal olunca hissetmiyorsun ya. Heva hissi iptal edince günahlar normal oluyor. Hiç etkilenmiyor. Sen niye etkileniyorsun? O filmlerden, o günahlardan. Töp töp estağfurullah diyorsun. O niye rahatsız olmuyor? Heva iptal hissetmiş. İğne vurmuş. Başka var mı şurada çizdiğim? Ha şurası. Heva Adem'e hizmet eden kapının giriş kapısı içsel alemin ömrünü yutan kara delik gibidir. Heva. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin salaten tekünü leke ve li hakkihi adan bi sevabı sevabi kıraati rufi'l Kur'an fi şehr Ramazan ve ala ve sahbihi ve sellim سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحه